zamanda karavanla Anadolu'yu geziyor. O da Ankara'da. Aa, süper. Evet, Ankara'da harika bir dolma tarifi verecek bize. Altınköy'de, Altındağ Altınköy'de. Yasin, sendeyiz. Merhaba. Evet. Şimdi bize baklava açacaklar. Ankara'nın el yapımı cevizli baklavasına. El açması. El açması cevizli baklavamız, 60 katlı. Yemesi pek tatlı. Evet. Şimdi malzemelerimizi sayayım ben. Yarım su bardağı sıvı yağ, yarım su bardağı süt, yarım su bardağı yoğurdumuz var. Bir yemek kaşığı sirkemiz var, iki yumurtamız var, yarım limonumuz var. Bir çay kaşığı da kabartma evet. tozumuz var. Malzemelerimiz bunlar. Evet. İsterseniz hemen hamuru yoğuralım. Hemen. Bakın önce yumurtaları kırıyoruz. Sirkemizi ilave ediyorum. Sıvı yağımızı. Yarım su bardağı sütümüz. Yarım su bardağı yoğurdumuz. 2-3 damla limon. Yeteri kadar un. Yeteri kadar unumuz. Kıvamı ne olacak? Sert mi olacak, yumuşak mı? Kulak memesi yumuşaklığında olacak. Şimdi bir çay kaşığı da kabartma tozumuz. Bunu iyice şöyle. Bu arada ben sizin sesinizin de çok güzel olduğunu duydum. Yoğururken belki bir de türkü söylerseniz izleyicilerimize. Canlı canlı. Kesik çayır biçilir mi? Sular soğuk. İçilir mi? Bana yardan geç diyorlar. Seven yardan geçilir mi? Aman desinler desinler, şeker yesinler. Şu kısa olana yanmış desinler. Aman ben yandım 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 yandım. Ellerin memleketinde eğlendim kaldım. Ankara'nın tren yolu, gahı ayrı, gahı doğru. Ankara'nın tren yolu, gahı ayrı, gahı doğru. Aman ben yandım, 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 yandım. Ellerin memleketinde eğlendim kaldım. Aman desinler desinler, şeker yesinler. Şu soğulana yanmış desinler. Ağzınıza ve elinize sağlık. Hamurumuz da yoğruldu türkü söylerken. Evet. Hamurumuz şu anda hazır. Bu hamurun dinlenmesi lazım. Evet, biraz dinlenecek. Ama bizim önceden yoğurduğumuz hamurumuz var. Hemen biz o hamurumuzu alalım. Ve devam edelim. Hemen onu ben alayım. Aldım. Şöyle kamera arkasına doğru gönderelim. Hanımlar hazırlıklılar, hanımlar hazırlıklılar. Kamera arkasını çok iyi biliyorlar. Daha önce birçok programa konuk oldular. Bizim Dünyanın Tadı programımıza da konuk olmuşlardı. Çok mu cıvık oldu? Neyse, biz bunu sonra düzeltiriz. Canlı yayında olur böyle şeyler. Ama diğer hamurunuz güzel, ben biliyorum. Hatta açmaya da başlamışlardı. Biz yayına başlamadan önce açmaya başladılar, yarısını açtılar. Şimdi yarısını da beraber açacağız. Kaç kat açtınız? Şimdi mi? 30 tanesini açtık. 30 kat açtınız, 6 hazır. Evet, 6 hazır. Üstüne kaldı, 30 tanesi kaldı şimdi. 30 katta üstüne sereceğiz. Şimdi ceviz mi koyacağız arasına? Bakın tam ortasına ceviz koyuyoruz. Özlem de çok güzel baklavalar yaptı Ramazan ayında bizlere evde. Ama Özlem baklavanın altını ince yaptı. Baklavanın altıyla üstünün yufkalarının eşit olması gerekiyormuş. Özlem, buradan sana da bir bilgi gönderiyoruz. Bundan sonra altına biraz daha fazla yufka koy. Özlem altına çok az koydu. Alt çok ince oldu. Baklavalarını biz yapalım, biz gönderelim. Özlem, baklava geliyor sana. Ankara'dan baklava getireceğim gelirken. Funda Hanım sana baklava gönderiyor. Çok teşekkürler, çok teşekkürler. Baklavalar benden önce gelir. Hiç merak etme. Kargoyla göndeririz biz. Ben dönmeyeceğim, ben devam edeceğim. Karavanla çıktım yola. Anadolu'yu, Türkiye'nin her yerini gezeceğim. Özlem Hanım'ın baklavalarını buradan gönderelim direkt tamam. İstanbul'a. Tamam, gönderelim. Özlem stüdyoda konuklarımızla beraber yesin. Tamam.
Evet, şimdi bakın. Önceden yoğrulmuş, dinlenmiş hamurlar. Bezelenmiş ufak ufak. Buğday nişastasıyla açıyorum. Mandalina büyüklüğünde bezelenmiş. Ceviz buğday, büyüklüğünde. Ceviz büyüklüğünde. Evet. Buğday nişastasıyla açacağım. Açalım. Buğday nişastası açalım. Evet. Hazır yufa yok. Özlem hazır yufa yapmıştı. Tabii Özlem baklava yaptı ama sizin gibi böyle açmadı. Ama el açması her zaman daha güzel olur tabii ki. Tabii. Beypazarı'nda 80 katlı yapıyorlar. Evet. Biz burada 50-60 kat iyi oluyor. Her yöre kendine ait bir baklava yapıyor. Yani herkesin damak tadı farklı, yapılış şekli farklı, yemekler de öyle. Evet, biz bir taraftan yufkamızı açarken bir taraftan da cevizimizi koyuyoruz bakın tepsimize. Cevizimizi koyuyoruz. Ortasına bol ceviz koyuyoruz. Gerçek baklava aslında ilk baklava ilk çıktığında Gaziantep'te cevizle başlamış. Fıstık sonradan girmiş baklavanın içerisine. Şimdi bu cevizlerin üzerini tekrar yufkayla kapatacağız. 30 kat bu açtığımız yufkadan koyacağız. Biz bir taraftan açalım. Bir taraftan üzerini dolduralım. 30 katı açmamız biraz uzun sürecek. Biz bu açtığımız yufkayı koyalım. Daha sonra yapılmışını size göstereyim. Tamam. Vaktinizi çok almamak için. Bakın şimdi açtığımız yufkamızı tekrar üzerine koyuyoruz. Bu şekilde 30 kat olacak. 30 kat dolduracağız. Yufkayı koyuyoruz, kenarlarını kesiyoruz. O kestiğimiz hamurları da çöpe atmıyoruz. Onları da tekrar üzerine koyuyoruz. Güzel olsun diye güzel kestik. Üzerine yağ gezdiriyormuşuz. Bakın üzerine tereyağı gezdiriyoruz. Her katı değil. 2-3 katta bir yağ gezdiriyoruz. 2-3 katta bir tereyağı gezdiriyoruz. Of of of, bu baklava lezzetli olmaz mı efendim? Bu baklava lezzetli olmaz mı? Evet, bu şekilde dolduruyoruz. Tamam, bu şekilde dolduracağız 30 kat. Dilimleyeceğiz. Kamera arkasında yapılmış var, ben hemen onu alıyorum. Şöyle, hemen alalım. Bakın geliyor. 30 kat dolacak. Fırına atmadan önce dilimleyeceğiz. 30 kat olduktan sonra bunu keseceğiz. Kestikten sonra yağsını kızdıracağız, tereyağını. Azıcık bir sıvı yağ koyuyoruz biz. Onu döktükten sonra fırına sürüyoruz. Burada taş fırında yapıyoruz baklavamızı. Fırın ateşinde, çok şanslıyız. Taş fırında kızardıktan sonra şerbetle buluşturuyoruz. İkisi de ılıkken, şerbet ve baklava ılıkken. Şerbetimiz hazır mı? Şerbetimiz de hazır, evet. Hemen şerbetimizi alalım. Şerbeti getirelim. Ve tadına bakalım bu güzel baklavanın. Hanımlar o tepsiyi doldura dursun. Evet, şerbetimiz de geldi. Şerbet sıcak. Evet. Baklava soğuk, şerbet sıcak. Evet. Şimdi buluşturacağız. Yalnız ben tepsinin hepsine şerbet dökmeyeceğim. Size ikram edeceğiz buradan. Ama baklavayı İstanbul'a Özlem Hanım'a göndereceğim. Stüdyodaki misafirleri ve Özlem Hanım bunları baklavayı afiyetle yesin. Biliyorsunuz bakın normalde bu şerbetin tamamının tepsiye dökülmesi lazımdı. Ben öyle hayal etmiştim. Evet, biraz demlenmesi gerekiyor. Ondan sonra yenilirse daha lezzetli olur. Bana özel iki dilim çıkardılar. İki dilim yiyebiliyorum sadece. Özlem Hanım, tepsinin tamamı... Veriyorum. Afiyetle yiyin inşallah. Stüdyomuza gönderiliyor. Yarın Özlem stüdyoda afiyetle şerbetleyip yersiniz. Şerbetin o zaman tarifini de verelim. Dört bardak şeker, 4,5 bardak su Özlem Hanım. Orta ateşte 12 dakika kaynatacaksınız. Ilıyınca baklavanın üzerine gezdireceksiniz. İndirmeden önce de yarım limon sıkın lütfen. Afiyet olsun. Afiyet olsun. Ben tadına bakıyorum. Normalde biraz daha demlenmesi lazım. Tabii şerbeti emmesi lazım ama ben böyle de seviyorum. Daha hafif oluyor. Evet. Gerçekten içine çekmeden daha çıtır çıtır ve hafif olur. Afiyet olsun. Tadına bakıyorum. Sizden önce. Çok güzel olmuş, çok güzel olmuş. Bakın. Yufkalar çıtır çıtır, çok ince ve çok lezzetli, çok lezzetli. Gerçekten çok sevdim. Tarifini verdik. Yarın İstanbul'a gönderiyoruz. Stüdyoda Özlem, sen de konuklarımızla beraber tadacaksın. Eminim siz de çok seveceksiniz. Ben bayıldım. Şimdi sözü tekrar size bırakıyorum. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.